Biz de bakanlık olarak yatırımlarımızla Malatya'nın ekonomisinin daha güçlü kalkınması, hemşehrilerimizin refahını ve hayat kalitesini yükseltmesi için aralıksız çalışıyoruz. Ülkemiz coğrafyasının bütünsel kalkınması için 81 vilayetimizin her köşesinde yeni yatırımlarımızı, dünyanın gıpta ettiği dev projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlarımız içerisinde havalimanlarımız ve hava yollarımız büyük önem taşıyor. Ülkenin her noktası karadan olduğu gibi havadan da birbiriyle bağlanırken aynı zamanda dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi bakanlığımız 2003 yılında başlattığı bölgesel havacılık politikası ve sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bize hedef gösterdiği gibi kısa bir süre içerisinde hava yolu halkın yolu oldu. Havacılıkta özel sektörün önünün açılması ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli bir sivil havacılık hizmeti verilmeye başlandı. Bu büyümeyi nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir kılmak için pek çok yatırım yaptık. 2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon yolcu trafiğimize 2019 yılında 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2.2 milyar dolardan 27.2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı. Bugün sadece bölgemiz için değil, tüm dünya için ulaşımın her modunda uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülke satında ulaşımın mükemmelleştirilmesi ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verilebilmesi için ortaya koyduğumuz dev projelerimiz ülkemizi büyük hedeflere taşımaktadır. Ulaşım ve haberleşme 18 yıllık iktidarımız döneminde bizler için her daim milli bir mesele olmuştur. Bu düşüncelerle Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası başlığı altında bugüne kadar yatırımlara değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız büyük işler sizler de inşallah iftiharla takip edeceksiniz. Kıymetli basın mensupları, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında ülkemizin rekabet gücünü artırması bakımından büyük öneme sahip. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Her noktada sürekli büyüyen ekonomisiyle Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan hava yolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarını arttığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan devrim niteliğindeki hava yolu yatırımları bu alanda tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında 96 olan uçak trafiği 2019 yılında %392 artışla 5389'a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 750 bini aştı. Mevcut kapasitesi 500 bin olan yolcu terminali binamızın kapasitesini daha önce artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuldu. Hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeniyle yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik, proje çalışmalarına başladık.
2 Kasım 2020 tarihinde Malatya Havalimanı Terminal binası ve mütemmimlerin yapımı ihalesini gerçekleştireceğiz. Malatya 26.765 metrekare büyüklüğünde 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak. 2.495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48.900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahası inşa edeceğiz. Yeni Malatya'ya dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisler ile Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha bir önemli konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak. Bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak, ticaret faaliyetleri daha da hareketlenecektir. Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendiriyor, tüm Türkiye'yi olduğu gibi Malatya'yı da geleceğe hazırlıyoruz. Halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir geleneğin temsilcileri olarak, ülkemiz ve Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hiç durmadan çalışarak hep birlikte inşa edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, ödül olarak her şeyin en iyisine, en güzeline layık milletimizin hayır duası bizler için kafidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah Allah. Abi seç. Arkadaşlar biraz bir söyledim gel başkanım. Şimdi köprü ticaret odası başkanım. Orada da şu an çok sıkıntı yaşıyor.